okumakta Fatiha suresi 1. bölümünde Rabbim bize kendini tanıtmakta, 2. bölümde Rabbim bizlerden bir şey istemekte ve bize yol göstermekte. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Melik-i Yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Demek ki bir varlığa bizim hamd edebilmemiz için şu özellikler olması gerekir. Bir, alemlerin Rabbi olacak. İki, Rahman ve Rahim olacak. Üç, din gününün, ceza gününün, hesap gününün de sahip olacak. Öyle bir varlığa hamd edilir. Böyle bir varlık kimdir? Kim olabilir? Allah'tan başka. Değil mi? O Allah'tır, o Rabbimizdir, o Mevlamızdır. Şimdi kelime kelime inşallah bu ayetleri size izah etmeye çalışayım. Hamd, Allah'ı övmektir. Onun ayetlerini, onun dinini, onun kitabını, Allah'ın adını yüceltmektir. Bu nasıl olacak? Allah'ın gönderdiği dini, İslam'ı kabul ederek, yaşayarak ve Allah'ın dinini yaşatarak. Allah'ın adının yücelmesi, ilahi kelimetullah, Allah'ın gönderdiği ayetlerin gündem yapılması, Allah'ın ayetlerine göre bir dünya inşa edilmesi. Allah'a hamdimiz, Allah'a kulluğumuzla orantılıdır. Allah'a kulluğumuz, ona olan itaatimiz ne kadarsa Allah'a da hamdimiz böyledir. Şükür kelimesi, hamd kelimesiyle tam örtüşmez. Ama yakın anlam ilişkisi vardır. Şükür de kendi cinsindendir. İlmin şükrü, tebliğ etmek de onu yaşamaktır. Paranın şükrü, Allah yolunda harcamaktır. Aklımızın şükrü, Allah yolunda kafa yormaktır. Bedenimizin de şükrü, bedenimizi ibadete tahsis etmek, Allah'ın rızası istikametinde bir hayat yaşamaktır. Zamanımızın şükrü, o zamanımızı Allah'ın rızası için değerlendirmek ve kullanmaktır. Her şeyin şükrü kendi cinsindendir. Değerli kardeşlerim, Allah'a hamd içerisinde olmalıyız. Babaya hamd edilmez. Bir devletin başkanına hamd edilmez. Çok zengin olan birine hamd edilmez. Hamd sadece Allah'a mahsustur. O alemlerin Rabbidir. Alem. Dünya bir alem, ahiret bir alem, insanlar bir alem, hayvanlar bir alem, kuşlar bir alem, balıklar bir alem, deri bir alem, ırmak bir alem, göller bir alem, dağlar, ormanlar bir alem, cinler bir alem, melekler bir alem, iman edenler bir alem, inkar edenler bir alem. Allah bütün alemlerin Rabbidir. Böyle bir Allah'a mahsustur hamd etmek. Allah Rahman'dır ve Rahim'dir. Allah merhamet sahibidir. Bu dünyada kafir ve Müslüman ayırt etmeden herkese yaşama hakkı verir. Herkese de hikmet verir. Ama herkesi imtihana tabi tutar değil mi? Allah'ın merhameti olmasaydı ne olurdu halimiz? Allah merhamet etti, Kur'an'ı gönderdi. Merhamet etti, Peygamber'i gönderdi. Merhamet etti, Allah bize akıl verdi. Bizi insan olarak yarattı. Allah bize merhamet ediyor, bize rızık veriyor değil mi? Dünyadaki her şeyi Ademoğlunun yani insanın hizmetine veriyor. Allah bu kadar merhamet sahibi. Allah bize yol gösteriyor. Allah bize nasıl kendine kulluk yapacağımızın ölçülerini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Bu kadar Allah bize merhamet etmişken ondan başkasına bir ibadet edilmez. O Rahim'dir aynı zamanda. Sadece bu dünyada rızası ve uygun bir dünya hayatını mümkünce yaşayanlara o inşallah bağışlayacak, merhamet edecek, onları cennetine alacaktır. Tersinden düşündüğümüzde nankör olanları, isyankar olanları, şirk düşüncesine sahip olanları o bağışlamayacak, hak ettikleri de cezayı onlara verecektir.